Aa, Macit komiserim yok mu? O bakıyordu bizim olaylara komiserim. Bugün ben geldim. Ay hoş geldiniz. Bir çay ikram etsek size. Hoş geldiniz. Yok, teşekkür ederim. Ay aşkım, benim bu elbisem bir kırıştı mı acaba gelinliğim? Bir böyle bir baksana, böyle bir rahat rahat uzun uzun bir bak bakayım şöyle bir. Güzelim, çok güzelsin. Gayet dümdüz. Maşallahı yok mu komiserim? Roza Anisova siz misiniz? Biz Ukraynalı bir kadını arıyoruz da. Hangimizi aramıyoruz ki komiserim? Şakaydı. Çok şakacıdır. Müstakbel kocan çok şakacıdır. Ama şimdi o da haklı amirim. Bende biraz yabancı tipi var ya. Yok, kendisi nişanlım olur efendim. Roza değil. Ama ben hep gülüm diye severim onu. O sayılıyor mu acaba? peki Roza olsaydı ne diyecektiniz ki kendisine? Deport edilecek kendisi. Buyurun hanımefendi, gidelim. Oh, kurtuluyorum senden. Yani memur bey çok komik olduğunu müstakbel kocama söylemiştim yine. Şakalar aşkım, çok komiksin gerçekten. Ama rüyanda görürsün çünkü artık gelinliğimi giydim. Kocacığım, onun için buradan dönüşü yok artık. Belki başka bir hayatta. dur bakalım ya, acele etme. Belki de Rosa'dır adın, emin miyiz o kadar? Allah Allah ya. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Kimliğinizi görebilir miyim hanımefendi? Aa, yok ya kimliğim benim. Yani var ama yok. Yukarıda kaldı çantamda. Ah ya, keşke yanımıza alsaydık. Şimdi çıkamam amir bey çünkü hani gelinim kırışır. Gelinim kırışmasını istemem şu anda. Kırışmasın gelinim. Nasıl alacaksın ki hayatım? Gelinliğin cebi mi var kız da? Bir kefenin cebi yok, bir gelinliğin cebi yok. Yeri değil şu an. Çok doğru bir espri olmadı. Ama çıkamam yani, olmaz. Ben o zaman alayım geleyim. Kimliği alıp geliyorum ben. Olur aşkım, sen çık bir yukarı, bir dolan, bir odalara bak. Şimdi çantayı nereye koydum da tam hatırlamıyorum çünkü annemlerin elini bir öp gitmişken falan. Biz bekleyelim. Çay içer misiniz? Yok, teşekkür ederim. O zaman. Çok uzaklaşma aşkım. Bekliyorum. Kahve, krem meslek. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki. Yani amirim, inşallah bugün evleneceğiz biz de, kısmetse. Nikah memurumuzu bekliyoruz. Siz ondan evvel davrandınız. Kimlikte de gördüğünüz gibi aradığınız kişi ben değilim ama. Üzülme aşkım. Komiserimin aradığı kişi olmayabilirsin ama kesinlikle benim aradığım kişi. Ya amirim, çok romantik değilim ama tam bir romantik serseri. O yüzden evet, evet, evet diyorum. Ayrıca amirim böyle zaten heyecanlıydık. Sizin bu baskınızla tuzu biberi mi oldu diyelim, nasıl diyelim artık? Yani gerçekten çok değişik bir anı oldu bize bugün için. Hayatta unutmayız. Her yeri arıyoruz. Bildirilen adres burası. Bir tuhaf hissettim böyle ya. Niye? Artık alacakaranlık kuşağı mı diyeyim, paralel evren mi diyeyim, kozmik bir hata anı mı diyeyim? Yani ne bileyim, senle ben böyle gelinlik içinde, yani sen gelinlik içinde, ben damatlık içinde. Hı. Tuhaf hissediyor insan. Hiç tuhaf hissetme Doğancığım, çünkü bizim seninle evlilik kurumuna maksimum yakın olabileceğimiz seviye bu. Yani maksimum bu zaten. Hı-hı. Öyle mi? Öyle. Ondan bir şey demedin o geceden sonra? Hangi geceden sonra? Öpüştüğümüz geceden sonra. Sen hatırlıyor musun ki o geceyi? Neden hatırlamıyorum? Konuşmadık ki üstüm. Ben yokladım senin ağzını. Test ettim. Hiçbir şey hatırlamadın, söylemedin o geceyle ilgili bir şey. Sonra hatırladım. Ormanda ikimiz gece yatarken. Hayır, daha tuhafı bu sessizliğin senin. Fırtına önce sessizlik mi bu? Büyük patlamalar mı yaşayacaksın? Öfke patlamaları bilmiyorum. Senin tabiatına aykırı bu sessizlik. Tedirgin oldum açıkçası. Sarsılmışımdır belki. Olamaz mı? Sana kalsa gerçi benim kalbim taştan, samandan. Sen benim kalbimle ne hissettiğini nereden bileceksin? Bilirim Melik, bilirim. Ben senin her şeyini bilirim. Ne oluyor burada? İki tane düğün mü var? Biri açıklasın burada neler olduğunu. Bir kişiyi
sormaya geldik. Buyurun memur bey, kime baktınız? Biz emniyeti davet ettik mi? Yo. Amca? Roza Anisova. Evet, benim. Hayır, değil. Kendisi Roza neydi kız? Anisova. Kendisi Roza Anisova değil. Roza Dağveren. Kendisi benim eşim olur efendim. Roza Anisova diye yazılır, Roza Dağveren diye okunur. Hakkınızda deport kararı var. Bizimle geleceksiniz. Allah Allah. Memur bey, anlatamıyorum herhalde. Kendisi eşim olur. Eşim neyin deportu? Buyurun. Aile cüzdanı. Ama bu böyle olmaz ki. Evlendiğinize dair evrakları büroya teslim etmeniz gerekiyor. Siz bu işleri bir an önce halledin. Yoksa deport kararı hala geçerli. O iş bende komiserim. Ben yarın hallediyorum bu işleri, hemen tamamlıyoruz. Sen demin evleniyordun hani. Balayına gitmeyecek misin? Amirim, gerçekten çok şakacısınız. Çünkü ben bu adamla balayına falan gitmem. Allah korusun. Yeni gelin heyecanı amirim. Bu işleri halledip öyle geçiyoruz balayına, değil mi? Rüyanda görürsün. O gece öyle demiyordun ama. Bakın Taner Bey. Bu sahte bir evlilikse ikinizin de başı büyük dertte demektir. Biliyorsunuz değil mi? Asla. Asla amirim. Tamamen gerçek bir evlilik. En az Noel Baba kadar gerçek. Noel Baba gerçek mi evladım? Noel Baba gerçek değil mi? Neyse, ben uyarmış olayım da. Gerçek değil mi? Ne? Ne değil, kim? Noel Baba gerçek değil mi? Ya bana ne Noel Baba'dan? Ben sizin evliliğinizden bahsediyorum. Eğer gerçek değilse başınız çok büyük belada diyorum. Mesela amirim, bunu anlamak için ne yapıyorsunuz? Mesela arkadaşlarınızdan bir tanesini bizim etrafımızda böyle geziyor mu? He, peşimize takıyor musunuz? Hasbinallah. Eyvallah beyefendi. Bize müsaade. Bak, bir şey demedi. Kesin gözetleyecekler. Vallahi bravo size. Bu işi iyi kotardınız. Nasıl iki dakikada kıyıldı nikah? Ya işte aşkın gücü amca. Biz birbirimize o kadar bağlıyız ki evren bize yardım etti. Kuantum işte bunlar hep. Evren kim evladım? Hangi evren? Rozacığım, Allah aşkına şunu çıkartalım. Bu gelinlik bende alerji yapmaya başladı çünkü. Değişelim üstümüzü. Sen giy. Hadi. Tamam, geliyor ben. Melo. Aman. Sağ olun, sağ ol amcam, sağ olun. Pardon ahali, pardon. Razor'un kurtuluşunun mimarı, sevgili Doğan kardeşimiz hakkında birkaç kelime söylemek isterim. Gerek var mı Cevdet abi ya? Peki o zaman, tamam. Sayın apartman ahalisi, şu saha savunmasının stratejisini vuran, bize sığınan kokkozlu misafirimizi sarıp sarmalayıp kurtarmak için kaş göz hareketleriyle bizi sevk ve idare eden ve bize bu güzel dakikaları yaşatan kahramanımız, büyük avukat, hukuk insanı. Abartıyor, abartıyor. Namık Erdener'in veliahtı demiyorum. Namık Erdener'in veliahtı Doğan Saka kardeşimiz için alkışlarınızı rica ediyorum. Doğan, çok teşekkür ederim. Sen çok akıllı. Çok mutlu oldum kaldığın için. Canım. Daha ben öpmedim gelini be. Nasıl oluyormuş Taner Bey? Önüne gelen kadını öpüyordun. Öpmek yok. Şu işe bak arkadaş ya. Kızı biz kurtaralım, alkışı Doğan alsın. Olacak iş değil. Adalet yok, adalet. Kendime alkış. We'll be right back.
mısırlar yendi. Biliyordum ben işte. Biliyordum abi. Yine neyi bildin Taner? Ne oldu? Göçmen bürosu. Peşimize adam takmış. Düğün gerçek mi sahte mi diye kontrol ediyorlar. Ama aynı gerçek gibi değil mi Doğan abi? Öyle. Tabii öyle. Gerçek çünkü. Gerçek olduğu için gerçek gibi. Bak hala bize bakıyor. Kim bakıyor? Ne oluyor Taner ya? Kimi diyorsun sen? Şu işte abi. Mısırcı kılığındaki sivil polis. Lan oğlum o mısırcı zaten, ne sivil polisi ya. Ah Doğan abim. Ah saf insan. Seni böyle çok kandırırlar. Bir de avukat olacaksın. Baksana herife. Kesin işte göçmen bürosunun adamı. Düğünü kontrol ediyor gerçek mi değil mi diye. Lan oğlum manyak mısın ya? Senin nikahın için gelse adam geçen seneden beri niye mısır satsın? Yıllardır orada mısır satıyor herif. Geçen hafta aldım ben mısır ondan. Belki istihbaratları sağlamdır. He? Roza ile bizi öğrendi, kontrol etmeye geldi. Ha, bir sene önceden de hazırlık yaptılar, öyle mi? Yapamazlar mı abi? Neler neler yapıyorlar. Ya saçmalama, hadi oynatalım ya. Manyaksınız. Yok abi, ben dayanamayacağım. Ben gideceğim, konuşacağım. Bak şimdi izle nasıl boyasını ortaya çıkartıyorum. Gönder. Of Taner ya, of. Bak, ne aldım şimdi onu? Yok şeymiş, istihbaratmış, yok. Mısırcı. Buyur abim. Bak hele. Kaç tane mısır var tezgahta? 35-40 kadar var. Sar hepsini bana. Hemen abim, hemen. Ne demek hemen? Oğlum böyle hepsi alınır mı mısırların? Saçmalama Taner. En azından birazını közletseydin bari. Hiç aklıma gelmedi biliyor musun abi? Bilsem planı öyle yapardım. Ama acayip bir plan yaptım. Ne yaptın? Şimdi eğer bu hakiki mısırcıysa bütün malları bittikten sonra gidecek. Ama sahte mısırcıysa mallar bitse de burada bekleyecek. Nasıl plan? Kanım dondu Taner. Ters köşeyle sarsıldım resmen. Film mi izliyorum? Ne oluyor şu anda? Ya. Pusat! Gel gel. Şu mısırları al oğlum. Ya da dur vazgeçtim. Bazılarını közleriz biz, dağıtma. Sen koy, çocuklar alır. Tamam kardeş. Heh, hadi bakalım. Al bunu da, bereketini gör. Sana neyini sayıyorsun hala, hadi. Hadi bakalım. Sen bugün evine git, çocuklarınla vakit geçir. He? Sosyal deney değil, merak etme. Hadi evine git. Ya bırak şimdi deneyimi de kardeş ya. Siz burada düğün mü yapıyorsunuz kral ya? Düğün mü? Bak soruyor, düğün mü yapıyorsunuz diyor. Kesin polis. Ya düğün yapıyorsun çünkü Taner. Adamdan bir araba mısır aldın. Bir mısır tarlası kadar para verdin. Üstelik hiçbir mısırın üstüne ekstra tuz istemedin. Adam da mahcubiyetten yapabileceği tek şeyi yapıyor. Konuşuyor. O da boş konuşuyor ya. Hiçbir şey bilmiyorsun Doğan abi. Çok saf adamsın. Hiçbir şey bilmiyorsun. İstihbarattan hiç anlamıyorsun. Bak benim rahmetli dedem CIA'nin kurucularındandı. Aa. Tabii. Rahmetli Başkan Kennedy'nin nasıl öldüğünü çok iyi biliyorum. Öyle mi? Böyle bir muhabbete mi maruz kalmış Taner? Hayır. Vuruldu ya. Aa. Kan kaybından öldü herhalde. Neler var neler. İstihbaratı öğren birazcık. Abi tutuyorsun beni ya. Benim bu adamı ikna etmem lazım. Ah mısırcı kardeş ah. Neler yaşadım bir bilsen. Ben bu kızın peşine 2 sene koştum. 2 sene. Başlarda adımı bile söyleyemiyordu. Daner Bey, Daner Bey diye yüz kızartıcı Türkçesiyle geziyordu evde bıcır bıcır. Sonradan ama, sonradan o da bana aşık oldu. İkna ettim onu. Bak şimdi düğün yapıyoruz aslanlar gibi. Çok iyi yaptın kardeş.
Ya nasıl hikaye? Hoşuna mı gitti? Yani hoşuma gitmem gerekiyorsa öyle olsun. Hoşuma gitsin. Değil mi? Evet. Çok şüpheci davranışlarda bulunuyor. Haklısın Taner. Şüpheci mısırcılar her yerde olabilir şu anda. Başka yerlere de bakalım kardeşim. E hadi sen ne bekliyorsun? Git artık. Yok ya. Ben böyle biraz daha kalayım, düğün seyredeyim dediydim de. Düğün seyredeyim dediydin. Kime dediydin? Kendi kendime. Sen kendi kendine durup durup düğün seyredeyim dediydin mi diyorsun? Sen nasıl bir adamsın ya? Allah Allah, ne saçma şeyler bunlar. Hala şüphe çekiyor, hala. Ya hadi sen benimle gelsene bir bahçeye. Bahçeye mi? Sen de mi polis? Evet, tutuklayacağım seni, gel. Yürü ya. Kafam çok karıştı. Ne yaptığının farkında mısın sen? Ne yapmışım abi? Ben konu başlığı olarak evlenmiş olmanı seçtim ama. Ha. Şimdi ben bir sürü bir şey yapıyorum ya, hangisi diye netleyelim dedim. Gündemden gidelim dedim Taner. Biliyorum sürprizlerle dolu bir insansın. Ama umarım ne yaptığının farkındasındır. Farkındayım abi, ne var? Seviyorum. Seviyorum. Lan ne seviyorsun Taner ya? Bilmiyor muyuz Roza Türk vatandaşlığına geçsin, deport edilmesin diye evlendiğini? Bak bana numara çekme. Yo, yok öyle bir şey. Yani hem varsayalım var öyle bir şey. Ama yok da yani, hani varsayalım var mesela diyelim var. Ama yok, bak buraya dikkat isterim. Varsayalım yani, farz-ı muhal diyorum. Benim. Anladım Taner. 73. kere söylediğin için bunun bir varsayım olduğunu anladım. Heh. Hadi ne söyle söyleyeceksen. Şimdi varsayalım var böyle bir şey. Ne olacak ki abi? Roza'yla birkaç ay evli kalırız. Sonra o Türk vatandaşı olur, gitmekten de kurtulur. Hem Melike de mutlu olur. He? Olmaz mı öyle? Kimse duymadan sana bir şey söyleyeyim. Öyle. Nasıl? Oğlum en az 3 sene evli kalman gerekiyor. Yasa bu. Öyle aile birliğine uygun yaşayacaksın, birliği bozacak şeyler yapmayacaksın falan filan. Öyle zappadanak olmuyor bu işler. Langadanak değil mi o ya? Ben şappadanak diye biliyordum ama Melike zappadanak deyince benim de ağzım oradan takıldı. Türk Dil Kurumu ne diyor? Bilmiyorum, anlık getir geçti götür geç falan diyor olabilir ama boş ver Türk Dil Kurumu'nu. Akşam Roza'yı alırsın, güzel bir internette araştırırsın. Hem karının Türkçesi gelişir artık Taner. Abi çok ya, bir sene olmaz mı o? Şöyle düşün, 3 tane bir sene gibi düşün. Daha iyi gelecekse böyle 36 ay gibi düşün. Hatta sana daha iyi gelecek bir şey söyleyeyim. Bundan daha uzun süren telefon kredileri var. Peki bir tane bir sene gibi düşünsek, he? Olmuyor mu öyle? Ah be Taner'im, bize gelişi 3 sene hukuk camiası olarak biz sana yardımcı olmak istemez miyiz kardeşim ya? Ya 3 sene çok ya. Peki şöyle yapsak, ben hakim karşısına çıktığımda kravat taksam, takım elbise giysem, böyle biraz da boynumu büksem böyle, he? Bir seneye düşmez mi? Dur bir hesaplayalım. 3 sene artı boyun fıtığı başlangıcı. Hadi ya. 3 sene çok ya. Neyse Taner'cim, malum düğünümüz var, gidelim bir pasta falan yiyelim. Bana bak, 3 seneye takılma ya. İyi vakit geçirsen 1 sene gibi gelir. Hem izafiyet teorisi diye bir şey var Taner. Ya. Doğan abi 3 çok ya. 3 denmedi. Hay beynimin çanağına ya. Dertli misin gene? Baba. Ya baba bilmiyor musun? Sen dertli olduğum zamanlarda geliyorsun hep. Oğlum ben senin sadece dertli olduğun zamanlarda gelsem hep burada olmak zorunda kalırım. Öteki tarafa da bir daha gidemem. Hatta annen senin için ay dertli doğdu bu çocuk derdi. Ama annemin de benim doğumumla alakalı yorumları bitmedi gitti. Eminim ben doğduğum gibi mesaiye başlamıştır. Olur mu? Daha doğmadan önce başladı. Neyse. Anlat bakalım, dinliyorum. Ne anlatayım be baba? Hiç huzurum yok. Sıfır huzur. Sıfır. Ama senin hayatta en önem verdiğin şey huzurdur be oğlum. Ya nasıl huzurlu olayım baba? Öküz oturdu içime. Annem bir tarafa çekiyor, Ceylan bir tarafa. Tamam, ayrı eve çıkalım. Ben elimden geldiğince aile bütçesine katkıda bulunacağım. Ama ablam var bir tarafta, bir tarafta çocuk var. Şimdi onların da hayatı bu kadar raydan çıkmışken ben nasıl çıkıp giderim evden? Annem de ablamın başını didikleyecek. Para para, kızın huzurunu bozacak. Efe de sen tam büyüme çağında. Baba travması yaşıyor çocuk. Onunla ilgilenmem lazım bir taraftan. Hayır, ben evlenmesem ne olur ki yani? Ben de evlenmeyi vereyim ne olur. Sanki ben evlenmeyince insanlığın soyu kuruyacak.
Yok, yok ama bu kadar dertle sen kuruyup gideceksin be oğlum. Baba, o değil de bir şey soracağım ya. Bu şezlong ne Allah aşkına ya? Ben böyle rahat ediyorum. E tamam, öbür tarafta seviliyorsun demek ki Ahmet Sakar. Burada kızı öptün, ondan sonra ölü taklidi yapıyorsun. Bir şey söylemiyor mu kız? E işte biliyorsun baba, o öptüğüm gece... Aa, sen de oradaydın. Senin yanında öpüşmüş gibi olduk baba. Biliyorsun insan unutuyor babacığım ya. Ya zaten sen de gördün. Bir anda gerçekleşiverdi. Ben de anlayamadım. Ayıp oldu ya. Kıza çok ayıp oldu. Sana da ayıp oldu da kıza da ayrı ayıp oldu baba. Ya ne bileyim baba ya. Asıl tuhaf olan ne biliyor musun? Melike'nin bu sessizliği. Bu konuda tek kelime etmiyor kız. Yani lüzumlu lüzumsuz otun her şeyin sohbetini benimle yapan kız. Kesintisiz nefes almadan her şeyi konuşan kız. Bu konuda ağzını bıçak açmıyor ya. Kadınlarla ilgili esrarengiz durumlardan biri herhalde. E peki sen aç konuyu bakalım, ne diyor? Yani nasıl karşıladı? Nedir aranızdaki durum? Bir anla değil mi ya? Ya baba kolay mı öyle ya? Melike'yi de tanıyorsun. Açtım biraz. Gene anlamadığım bir takım şeyler söyledi. İşte sap, saman bir şeyler saçmaladık yani. Biliyorsun Melike'yi böyle muallak durumlar yarattı gene. Benim asıl bunu Ceylan'a söylemem lazım. Aman sakın. Niye, sen hep her zaman doğruyu söyle demez mi? Oğlum bak, yalan söylemiyorsun ki. Bir şey söylemiyorsun sadece. Olur mu öyle şey ya baba? Senden de ilk defa böyle ergen lafı duyuyorum ha. Yok söyleme falan. O benim karım olacak sonuçta. Nikah gününü aldık, her şeyimiz belli. Ondan böyle bir şeyi saklamam etik olmaz. Kaçtın mı? Gene kaç tabii. Konu sıkışınca kaç, işine gelmeyince kaç. Aynı, kimin babası? Aynı ben, aynı. Bıktım ya. Ben kendim... Ha ben Hasan ya. Sonuçta ikimiz de aynıyız baba. Tuzlayalım da. Ağlay hiç. Nilüfer abla, Doğan yok mu? Bir şey danışacaktım. O düğünden hemen sonra gitti. Gelsene mısır yiyelim. İyi geleyim. Güzel ortam kurmuşsun. Çıpırdak yiyeceğim mi? Efe, ne haber? İyi Allah. Ay. Yalnız balayına gitmemeleri çok ilginç. Üstüne üstlük çok da varlıklı insanlar. Ben de yadırgadım şahsen, yarın soracağım. İnşallah tatmin edici bir cevap verirler. Nilüfer niye dalga geçiyorsun ya? Dolarlar havalarda uçuşuyordu düğünde. Cimrilik hiç iyi bir şey değil. İnsan karısını alır çeşmeye götürür ya. Vallahi biz balayına Maldivlere gitmiştik ama... Orada da alkol komasına girip 3 gün kendine gelememişti. Ha sorsam Maldivlere mi gittik? Maldivlere gittik. Kaç gün gittiniz Maldivlere? Ha Doğan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber? İyi sen? İyi. Beni mi bekliyordun? Hı, seni bekliyordum. Önemli mi? Acil mi? Sonra konuşsak olmuyor mu? Ay, önemli de... Sakin mi olsan Doğancığım? Cesetleri nereye saklısın diye sormayacağım sana. Hiç yersiz şaka çekemem şu anda Melik. Ay aman tamam ya. Sormuyorum, danışmıyorum sana bir şey. Nilüfer abla gel otur beraber muhabbet edelim azıcık dedi. Nikahtan sonra ben de geldim oturdum. İyi. Sen nereden Doğan? Farkta babamla oturuyorduk ya biraz. Ha? Doğan sen gidip yatsan mı abicim ya? Ha senin biraz devreler yandı. Uyu uyan bir sıfırlansın bünyen ya. Ya lafın gelişi ya. Oturmadık tabii ki. Ben babamı andım yani farkta biraz, onu söylemeye çalıştım. Dayına bak ya. Ölü babasını görüyor. Ben diri babamı bile aylardır göremiyorum. Sen bizim bir tanemiz. Melike, Doğan'a bir şey danışacaktın sen. Ona hiçbir şey danışmayacağım ben. Ona danışan onun gibi olsun. Hadi afiyet olsun. Resmen kızı görünce kaçacak delik aradı. Ya ne oluyor bunlara, ben anlamıyorum ya. Var aralarında bir sıkıntı bunların. Bu buzdağının görünen üst kısmı. Alttan iklim krizi bunları kemiriyor. Ya
Bir şey kemiriyor da ne acaba? Ben demiştim aralarında dev bir şey var diye. İşte bu. Bu muhteşem pazar gününde harika bir huzurlu kahvaltı hazırladım kendime. Şimdi ben bu kahvaltıyla düğüm olmuş bütün hayatımı itinayla çözeceğim. Yapabilirsin oğlum da. Yaparsın sen bu işin içinden çıkarsın. Oh, neyle başlayayım? Peynir harika. Gel bakalım peynirciğim. Ne tatlısın sen öyle. Biraz sessiz ya, saat daha erken. Oğlum sen ekmek ısırılmasına nasıl uyandın ta arka tarafta? Ne oluyor ya pazar sabahı? Bu ne gürültü? Ekmek ısırdım, bir şey yapmadım ya. Ayyuh! Ya, günaydın Sema, Doğan nerede? Doğan! Doğan benim dükkandaki kiracı var, işi tüpçüye çevirmiş. Bütün komşular tepemde, çok tehlikeli, patlayacağız diyorlar, ne yapacağım? Şöyle tutsam onlardan. Tutayım abla. Aa, kahvaltısını yapmamış mıydı bu ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.